Bölüm 3. Sakat dilencinin iyileştirilmesi. Bir gün Petrus'la Yuhanna dua vakti olan saat 3'te tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, "Bize bak," dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus ona, "Bende gümüş ve altın yok ama bende olanı sana veriyorum," dedi. "Nasralı İsa Mesih'in adıyla yürü." Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak ve Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler. Petrus'un tapınaktaki konuşması. Adam Petrus'la Yuhanna'ya tutunuyordu. Tüm halk hayret içinde Süleyman'ın eyvanı denilen yerde onlara doğru koşuştu. Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi: "Ey İsrailliler, buna neden şaştınız? Neden bize gözlerinizi öyle dikmiş bakıyorsunuz? Sanki biz kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Tanrısı, atalarımızın Tanrısı, kulu İsa'yı yüceltmiştir. Siz onu ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin salı verilmesini istediniz. Siz yaşam önderini öldürdünüz ama Tanrı onu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam İsa'nın adı sayesinde onun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan, İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama tüm peygamberlerin ağzından Mesih'in acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenmiş olan Mesih'i, yani İsa'yı göndersin. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Musa şöyle demişti: "Tanrınız olan Rab size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir." Samuel ve ondan sonra gelip konuşmuş olan peygamberlerin hepsi de bugünleri duyurmuştur. Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti: "Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki tüm halklar kutsanacaktır." Tanrı her birinizi kötü yollarından döndürüp kutsamak için kulunu ortaya çıkarıp önce size gönderdi.